6 Ocak 2021 Amerikan Kongresi'nin bir yılını belirleyen tek bir gün. 2020 seçimini kaybeden eski başkan Donald Trump'ın destekçileri seçim sonuçlarını değiştirmek için Kongre'yi bastı. Amerikan Kongresi 200 yıl sonra ilk kez işgal edildi. Amerikan vatandaşlarının içeri zorla girerek hep barışçıl olacağını sandığımız iktidarın devir teslimini engellemeye çalışması, bu olaya tanık olan birçoğumuz ve böyle bir şeyin asla bu ülkede yaşanmayacağını düşünen ortalama Amerikalıların gözünü açtı. Bunu biz başka ülkelerde gördük. Yeni ve başarısız demokrasilerde gördük ama burada görmedik. O gün olanlar Trump'ın ikinci azil sürecinin başlamasına neden oldu. Ancak Senato Şubat ayında Trump'ı isyanı teşvik suçlamasından akladı. Bu arada Güney eyaletlerinden Georgia'da yapılan özel Senato seçimleri Demokratlara az farkla Kongre'nin kontrolünü kazandırdı. Koronavirüsü salgını nedeniyle ekonomik ve sağlık krizlerini hedef alan milyarlarca dolarlık yardıma Kongre'den partiler üstü destek geldi. Bu tasarıların genişliği ve kapsamı büyük bir başarıydı ve bunu salgın nedeniyle birçoğunun Washington'da olmadığı bir ortamda hızlı bir şekilde başardılar. Senato'da demokratlar bireysel silahlanmanın denetim altına alınması, göçmenlik ve seçmen hakları gibi konularda önemli yasa tasarılarını geçirmek amacıyla Cumhuriyetçilerin filibuster adı verilen uygulamasını sonlandıracak gerekli olan 60 oy barajını aşamadı. Birçoğu bu nedenle Senato kurallarının değişmesi çağrısı yaptı. Filibuster aslında Amerika'da yıllardır tartışılan siyasi bir yöntem. Kongre'nin üst kanadı Senato'da herhangi bir senatörün herhangi bir yasa tasarısını erteletmek ya da kabul edilmesini engellemek için kürsüde konuşması. Ama istediği kadar sınırsız bir şekilde. Bunu da engellemek için 100 üyeli Senato'nun 60'ının oyu gerekiyor. Destekçileri buna Senato'nun ruhu diyor. Karşıtları ise bunun kürsü işgali olduğunu belirtiyor ve Senato'nun önemli kararlar almasını engellediğini belirtiyor. Aslında filibuster Amerikan Anayasası'nda yer almıyor. Yıllar içinde ülkede gelenekselleşti. 1970'lerde güçlendirildi. Ve bugünlerde Senato'da herhangi bir önemli karar alınması için neredeyse bir kanun haline gelmiş durumda. Normal düzende herhangi bir yasa için 50 artı 1 yerine 60 oy gerekiyor. Eğer Amerika filibuster'dan kurtulmazsa ya da en azından anayasal konular ya da haklar bağlamında filibuster'ı aşamazsa, Amerikan Senatosu için anlamlı yasa tasarıları geçirmek çok zor olacak. Bu arada Başkan Biden'ın sosyal altyapı paketi biraz ilerleme sağladı. Beyaz Saray müzakere etti ve Kongre 1,2 trilyon dolarlık altyapı paketini Kasım ayında onayladı. Daha sonra daha büyük sosyal harcama tasarısının geçmesi için çaba harcadı ki bu pakette iklim değişikliğiyle mücadele, sağlık sistemine erişimin genişletilmesi ve çocuklu ailelere devlet destekli kreş hizmeti bulunuyor. Ama Cumhuriyetçiler sosyal harcama paketine karşı çıkıyor. Gerekçeleri çok maliyetli bulunması ve enflasyonu daha da arttıracak olması. Demokratlarsa ilerlemekte kararlı. Seçmenler demokratların işlerini yoluna koyabileceğini düşünüyor. Cumhuriyetçiler yollarına çıksa, engellese ya da hiç oy vermeseler bile demokratlar gerekli oyları kendi partileri içinden almak istiyor. Dikkatlerin Kongre ara seçimlerine çevrileceği 2022 yılında sosyal harcama paketi yasa tasarısı, Demokrat üyelerin geçirmek istedikleri son önemli yasa tasarısı olacak. Serhan Akifak Yıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.